sanat emekçilerinin insanca yaşama yetecek ücret alması için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Kamuda görev yapan hekimlerin dışındaki hekim ve sağlık çalışanlarına kanun teklifinde yer verilmemiştir. İlgili kanun teklifinin mecliste dün kabul edilmesiyle birlikte YÖK kadrosunda çalışan hekimler, asistan hekimler, aile hekimleri ve özel sektörde çalışan hekimlerle ilgili düzenleme yapılmamıştır maalesef. Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı hekimlerin sağlık hizmeti katkısına bakılmadan sabit ödemelerinde artış yaptı. Ama hekimlerin birçoğu tavana yakın performans almaktalar. Aldıkları bu performanstan sabit ödemeler mahsup edildiğinde söylenildiği gibi 2500-5000 lira maaş zammı olmayacaktır. Yani tam bir aldatmaca söz konusudur. Kamuda emekli olan hekimlere ilave ödeme arttırılmış, çalışmama şartı kaldırılmıştır. Ancak Bağkur ve SESKA emeklisi hekimler için yine iyileştirme yapılmamıştır. Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiği, yoksulluğun, pahalılığın arttığı bir dönemdeyiz. Halkın tüm kesimleri her geçen gün daha da kötü şartlarda yaşamaya mahkum bırakılmışlardır. Yandaş sendikalarımız ile karşılıklı orta oyun oynayıp TÜİK'e göre enflasyon %20 ama sokaktaki enflasyon %50 iken bize 5+7 ceva gördünüz. Sermayeye vergi indirimi yaparken toplam verginin %70'ini emekçiden yani bizden aldınız. Siyasi partilere sesleniyoruz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600'den başlayarak kademeli olarak 7200'e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı'nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayrım gözetmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın. Tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını talep ediyorum. Kurtuluş yok, tek başına.